Tekstilciler sadece iş adamları değil, biz Anadolu'dan, Kürşetmiş, Ankara, İstanbul'daki derneklerimizi de buluyoruz, sohbet ediyoruz. Onların ürgütlülük sürecini size aktarmaya çalışıyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz partili Digor ilçesi Surkunlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ne gelmişiz. Fakat dernek başkanımız bugün burada yoktur. Ama dernek başkanı yardımcısı Kasım Kaya var, iş adamıdır. Derneğin kuruluş sürecini soracağız. Ondan sonra da başkan yardımcılar var. Bir cümleyle dernek neler yapacak, bundan sonra neler yapacak konuşacağız, size aktaracağız. Sayın Kasım Bey, merhaba başkanım. Merhabalar. Surkunlu Kültür ve Dayanışma Derneği başkanımızın. Derneği nasıl kurdunuz? Kaç tarihte kurdunuz? Derneğimiz 2014 kuruluş. 194 üyeden mevcut. Şu anda faaliyetteyiz. Dernek olarak projemiz ve hedeflerimiz Allah nasip ederse daha ileriye yönelik çok iyi bir hedefimizdir. Bu istisnasız yani bir hedefimiz. Malum biz geçenlerde bir derneğimize dükkan aldık, yer aldık şeyde. 380 milyara yer aldık. Şu anda biraz eksiklerimiz var. Dernek olarak tabii ki bir yönetim kurulu olarak bir araya geleceğiz. Sayın Başkanımız şu anda mazeretlerinden dolayı burada olmadığı için yönetim kurulu üyelerinden de biri olduğum için yani konuşuyorum. Çok fazla şey yapmayayım. Bu konuda bizim dernek başkan yardımcımız Osman Demir abimiz burada. Kasım Taş abimiz burada. Ekrem Altun abimiz burada. Bununla ilgili isterseniz kendilerine bir sorun. Onlar daha çok iyi biliyor. Çünkü ben 2014 kuruluşunda yönetimde değildim. Ben 2016 yönetime girdim genel kuruldan sonra. 2014'te zaten ben Ankara'ya gelişimdi. Dernekle ilgili kuruluş ve bitiş noktalarında kendilerine daha olayla daha çok vakıf sayın başkanlarım da. İsterse sunumu onlar size daha iyi arz eder. Evet, sağ olun. Osman Demir, Surkunlu Köy Derneği'nin başkan yardımcısı. Evet. Başkanım sizin de duygularınızı alalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandırdınız. Derneğimizin amacı biz Kasım Bey'in dediği gibi buraya göç edip gelen hep kuvvetçi arkadaşlarız. Burada birliğimizin, beraberliğimizin dağılmaması için 2014 yılında böyle bir karar aldık ve arkadaşlarımızın katkılarıyla da derneğimizi faaliyete geçirdik. Kasım Taş. Fakat şu anda da ciddi anlamda bir üye potansiyelimiz var. 200 kişiye yaklaştı üyemiz. Ankara'nın diyebilirim en büyük köy derneğiyiz. Evet. Evet. O yüzden inşallah iyi olur. Köylülerimize, komşularımıza yararlı oluruz. Bu şekilde devam eder gider. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Yine başkan yardımcısı Ekrem Altun. Kasım Taş. Pardon, Kasım Taş. Evet. Sırayla gelecek. Ben yanımda. Merhaba hocam, siz abim. Kasım Taş. Biz arkadaşlarla bir iş yaptık, anlaştık. 2014 yılında bu derneği kurduk. Ben bir iki yıllık dernek başkanlığı yaptım. Ondan sonra bir mazeret dolayısıyla arkadaşlarımı şey devrettik. İşte faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacım işte insanların yoksul insanlarımızı yani yardım etmek, şey kaldırmak işte insanlara hizmet etmek. Evet. Yani şey çıkmak, destek çıkmak. Bu kadar konuşalım. Peki, teşekkür ederiz. Yine Surkunlu Köy Derneği'nin başkan yardımcısı Ekrem Altun. Evet abi, Ekrem Altun. Hoş geldiniz öncelikle. Bu Surkunlu Köy Derneği'nin yönetim kurulundayım. Derneğimizi kurarken 10 kişiden oluşan bir arkadaşlarla birlikte bunu kurduk. Kurucu üyelerinden biriyim. 200'e yakın bizim üyelerimiz var. Ankara ile Surkunlu köy arasında ve İzmir, İstanbul, Denizli, Bursa gibi, Adapazarı gibi köylerimiz var. Onları aracı olarak bir dernek kurduk. Mesajlarımız gidiyor. Bunlara itibat halindeyiz. Taziyelerimiz olsun, düğünlerimiz olsun. Ankara'daki dernek öncülüğünden bunu paylaştı, sürdürüyoruz. Bu amaçla teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz. Kesin bir projesi var. Gideriz bundan sonra yayla festivallerinin gelişmesi için her zaman bir televizyon olarak her zaman söylüyoruz. Biz bundan sonra kesinlikle dernek başkanlarımız Hürmet ve Sıra'yı buluşturmak için bir festival, bir
yaylaşayım diye. Ben yine iş adamı Kasım Kaya'ya sormak istiyorum başkanımızla. Eğer derdek olan köyde bir etkinliğiniz olacak mı? Veya böyle gezi düzenleyecek misiniz? Tabii ki bu burada tabii ki Sayın Erdoğan Yıldırım'a sesleniyorum. Federasyon Genel Başkanımız. Burada selam ediyoruz. Selamlarımız var kendilerine. Bu konuda Sorkunlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne, tabii bizler de federasyona da üye değiliz ama arkadaşlarla bir kararımız var, federasyona üye olacağız. Bir Kars olarak, yani bir Kars, Ardahan, Iğdır dedikleri zaman Sorkunlu'daki dernek neden üye olmasın? Yani derneklerin içerisinde Sayın Osman abinin de belirttiği gibi Ankara genelindeki derneklerin yani üye seviyesine baktığın zaman Sorkunlu bir, Türkiye genelinde Iğdır Tuzca'da, değil mi? Tuzca mesela diyelim ki köylerinde en büyük ilçe olduğu gibi 103-105 tane köy var olup da bir ilçede oluşmak, bizim derneğimiz de 200'e tekabül edecek bir üyede oluşmaktır. Yani Kars, Ankara genelindeki derneklerden kastediyorum. Seyfettin abi de kusura bakmasın. Seyfettin abi Digolların dernek başkanı ama biz sadece bir köy kastediyoruz. Belki Seyfettin abinin bu kadar üyesi de yok yani bizler olarak. Biz sadece Sorkunlu olarak yani tabii ki sadece Sorkunlu olarak 200 tane üyemiz var mevcut şu anda. Faal halinde biz gazeteci olarak, medya olarak sizlerde de bir yardım isteriz. Tabii ki bizi de böyle tanıtmak amaçlı festivallarda bizim de haberimiz olsun, bizim de gelip gitmemizde. Bunlarda da tabii ki bu iş size düşer. Erdoğan Yıldırım'ı da burada sesleniyoruz. O konuda dernek olarak bize de biraz tolerans tanıtmak, yeni bir dernek oluşturmak, destek istiyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Diyeceğim bu kadar. Size de teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, şu anda yanımızda yine Ankara'daki Digor'ları bir araya getirmek, birlik ve bütünlüğü sağlamak için Ankara'da bir Digor ve Çevre Köyleri Derneği kurmuş. Aynı zamanda bizim gazetemizin de temsilciliği yapıyor Seyfettin Düzçay. Kaç tane Digor Derneği var Ankara'da? Abi şöyle söyleyeyim şimdi sevgili Küpeli. Bizim Digor ve Çevre Köyleri, şurada köy olarak ben size izah edeyim. Tabii genel olarak çoğunlar İstanbul'da ama ben çalışmalarım doğrultusunda yaklaşık bir 16 tane şahsıma, benim derneğime üye olan köy üyelerim var. Demin Kasım Bey söyledi, dedi ki Erdoğan Bey, tabii Erdoğan Bey olmazsa olmaz. Çünkü bu Erdoğan Bey bizim 49 tane şu an mevcut olan derneğimiz vardır. 49 derneğimiz inşallah bizim... Biz 50. dernek olacağız. Sorkunlu'da geldiği zaman 50 olacak. Erdoğan Bey bunları yürütüyor. Biz de onun arkasındayız. Ben aynı zamanda Erdoğan Bey'in şu an Kayı Federasyonu'nun genel başkan yardımcısıyım. Medyada sorumluyum. Onun için yani şu an gelecek olan derneğimizde 50 tane dernek, 50 tane dernek de bir gün ben şöyle Ankara'da size söyleyeyim. Kayı derneklerden hariç Iğdır dernekleri var. Biliyorsunuz Ardahan Federasyonu yeni kuruldu. Bunları da biz katarsak bunlar 70'in üzerinde derneğimiz oluyor. Hani bu yeterli midir değildir. Çünkü çalışmalar daha fazla olması açısında, çalışmalarımızın daha güçlü olması açısında, birlik beraberliğimizin böyle bir yumruk olması açısında çalışmak gerekir. Onun için bundan sonra derneklerimiz olacaktır. Birlik beraberliğimizin devamı olacak inşallah. Kardeşimiz bir tanesi de yeni geldi. Yeni bir kardeşimiz doğdu. Buna diyelim, o öyle diyelim. Tabii yeni bir dernek olduğu için. Allah'ın izniyle böyle birlik beraberimiz devam olacak. Ben de medya olarak aynı zamanda Serhat Birikim Medya Gazetesi, Ekin TV'nin Ankara baştemisi, TGRT'nin de Ankara ve aynı zamanda Ankara'nın Sesi Gazetesi'nin de Ankara temsilcisi olarak ben de elimde geldiği kadar derneğimize ve derneklerimize yardımcı olacağız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Burada bütün Digor'ları, burada umutları burada. Digor'u unutmuyorlar. Mutlaka Digor'a yatırım yapılması noktasında yardımcı olacaklar. Ankara'dadırlar. Türkiye Ankara'da yönetiliyor. Güçlü bir Kars Ardahanlı'dır dernek federasyonlar. 16 tane Digor köy derneği birleşiği. Digor ve ilçe köy dernek birliği var. Bir de bizim tabii derneğimizle beraber 17 tane oluyor. Değil mi? O yüzden burada güçlü bir lobi var. Digor lobisi sürekli bir güçleniyor. Bundan sonra yatırımların gitmesi noktasında aracı olacaklar. Biz burada bütün Digor'lara iyi seyirler diliyoruz. Çok teşekkür ederim.